Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle oldukça yine kolay bir metin okuyacağız. Bu metin Osmanlılar döneminde ilkokullar için hazırlamış olan bir kitaptan alındı değerli arkadaşlar. Bu kitap çocuklara kıraat ismini taşıyor ve altında da açıklama olarak da Zükür ve İnaz mekteplerinin birinci senesinde okunacaktır. Onun programına dahil edilmiştir diyor. Yani kız ve erkek mekteplerin ilkokullarının birinci sınıfları için düzenlenmiş bir kitap bu değerli arkadaşlar. Tarihte 1325 yani 1909 yılına tekabül ediyor. Burada oldukça böyle kolay ve güzel metinler var. Bu metinler aynı zamanda o zamanki öğrencilere ahlaki öğütler verecek tarzda da hazırlamış olan kitaplar. Dolayısıyla sadece Osmanlıca için değil de okuduğumuz zaman günümüzde de bazı hususlarda tatbik edilebilecek olan bir metin olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi metnimizin başında peder ve valide yazıyor arkadaşlar. Tabi burası Rika hattıyla yazılmış. Peder ve valide Rika hattıyla yazmış olan bir yazı. Burada da 1 ve 2 diye açıklama yapılmış. Altı birazdan göstereceğim. Bu o zaman işte dipnotu mesabesindeki arkadaşlar bir işaret olmuş oluyor. Devam ediyorum. Peder ve validemize karşı daima güzel muamelede bulunarak onların hayır dualarını almaya çalışalım. Peder ve validesine riayette kusur eden, onları gücendiren çocuklar asla rahat yüzü göremezler. Analarımız, babalarımız bizi nice sıkıntılar çekerek bu hale getirdiler. Hala da sıkıntımızı çekiyorlar. Onlara karşı göstereceğimiz en ufak bir katı muamele gayetle kırgınlıklarına sebep olur. Her şey hakkında onların fikirlerini sormalıyız. Onların, yani burada anların diye yazmış arkadaşlar, şurada da yazmış fakat biz bunu şu anda onların diye okuyoruz. Onların yapmamamızı emrettikleri şeylerden sakınmalıyız. Çünkü peder ve validelerimiz daima bizim iyiliğimizi isterler. Bize fenalık gelecek olan şeyleri daha iyi bilerek, şurada ben noktası biraz silik çıkmış arkadaşlar, daha iyi bilerek yapmamamızı emrederler. Allah-u Teala Hazretlerine, evamirine ve Padişahımız Efendimiz'e itaattan sonra peder ve validemizin sözlerini dinlemek üzerimize farzdır diye arkadaşlar. Bu şekilde ahlaki öğütler veren bir metin okumuş olduk. Burada da işte yukarıda söylemiştim. Bir yazmış arkadaşlar. Peder karşısına açıklama yapmış baba. İki valide. Yine buna da açıklaması olarak da ana diye belirtmiş. İnşallah bu metnimizde değerli arkadaşlar yine okuma çalışmalarımıza devam edelim diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalınız.